Schrödinger'in kedisi, kuantum fiziği ile ilgili bir düşünce deneyidir. Bu deney, kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumunu sorgulamak için Erwin Schrödinger tarafından 1935 yılında ortaya atılmıştır. Deneyin amacı, kuantum mekaniğinin mikroskobik düzeyde geçerli olan süperpozisyon ilkesinin makroskobik düzeyde de geçerli olup olmadığını göstermektir. Deney şöyle kurulmuştur, bir kedi. Bir şişe zehir ve radyoaktif bir kaynakla kapalı bir kutuya konur. Radyoaktif kaynağın bir saat içinde bozulma ihtimali %50'dir. Eğer kaynak bozulursa, zehir şişesi kırılır ve kedi ölür. Eğer kaynak bozulmazsa, kedi hayatta kalır. Kutu açılmadan önce, kedinin durumu gözlemlenemez. Bu durumda, kuantum mekaniğine göre, kedinin dalga fonksiyonu hem ölü hem de diri olma durumlarının bir karışımıdır. Bu karışım süperpozisyon olarak adlandırılır. Ancak kutu açıldığında dalga fonksiyonu çöker ve kedi ya ölü ya da diri olarak görülür. Schrödinger'in kedisi deneyi, kuantum mekaniğinin gerçeklikle nasıl bağdaştığı konusunda farklı yorumlar ortaya çıkarmıştır. Bazı fizikçiler, süperpozisyonun sadece olasılıkları ifade ettiğini ve makroskopik dünyada geçerli olmadığını savunmuşlardır. Bazıları ise süperpozisyonun gerçek olduğunu ve kutu açıldığında birden fazla evrenin oluştuğunu iddia etmişlerdir. Bazıları da süperpozisyonun gözlemciye bağlı olduğunu ve gözlemcinin bakış açısına göre farklı sonuçlar verdiğini ileri sürmüşlerdir. Schrödinger'in kedisi deneyi, kuantum fiziğinin en ilginç ve tartışmalı konularından biridir. Bu deney, kuantum mekaniğinin doğasını anlamak için önemli bir araçtır. Ayrıca kuantum bilgisayarları, kuantum şifreleme ve kuantum telepati gibi uygulamalar için de ilham kaynağı olmuştur. Aslında Schrödinger'in kedisi bir üst kademe evrende biz miyiz? Sizce biz yaşıyor muyuz yoksa ölümüyüz? Sizce biz neyiz? Bir düşünün sonsuzluk içinde şu an mı siz varsınız? Sonsuzluk içinde bula bula bu an mı var olduğunuzu algıladınız, neden taş devrinde değil ya da 3000. yıllarda değil de şu an varsınız, aslında zaman mekan var mı varsa hangi an doğru an, sizin yaşadığınız. Bu an mı doğru an yoksa öldüğünüz an mı doğru an olacak. Sahi siz var mısınız yok musunuz?